Acayip bir şey. Şimdi o şeyi göstereyim size. Şurayı aç. Aferin İsmail. Bazen güzel şeyler sudur ediyor. Evet, okuyayım. İlem Eyül Aziz, Kur'an-ı Kerim okunurken istimaında, dinleme makamında bulunduğun zaman muhtelif şekillerde dinleyebilirsin. 1. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam nübüvvet kürsüsüne çıkıp Nebi Beşer'e hitaben Kur'an'ın ayetlerini tebliğ ederken kıraatını kalben ve hayalen dinlemek için kulağını o zamana gönder. O fehmi mübarekinden çıkar gibi dinlemiş olursun. Yani sahabesin. Resulullah'tan ayeti dinlemek ne demektir? Sahabedir. Sahabeye gidebilirsin. Sahabe olabilirsin. Bu mümkünmüş demek ki. 2. Veya Cebrail aleyhisselam Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam'ı tebliğ ederken her iki hazretin arasında yapılan tebliğ tebellü vaziyetini dinler gibi ol. 3. Veya Kab-ı Kavsin makamında 70 bin perde arkasında mütekellim-i ezelinin Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama olan tekellümünü dinler gibi hayali bir vaziyete gir. Fenafillah budur zaten. Bunu Lemalar 273'te anlatıyor. Sahabe bizim okuduğumuz aynı Kur'an'ı dinlemiş, sahabe olmuş. Acayip bir şey söyledin sen de. Evet. Bak. Fikren arşa çıkıp Celaleddin-i Rumi gibi diyebilir. Bak Celaleddin-i Rumi de gitmiş arşaya. Fikren arşa çıkan Celaleddin-i Rumi gibi diyebilir. Ne diyormuş? Kulağını aç. Herkesten işittiğin sözleri fıtri fonograflar gibi Cenab-ı Hak'tan işitebilirsin. Allah'ın konuşmasına mazar olmuş bu adam. Tövbe estağfurullah, bu zat muhterem. Affet. Bak. Herkesten işittiğin gibi sözleri Allah Allah, Cenab-ı Hak'tan da işitebilirsin. Yoksa Celaleddin gibi bu derece yükseğe çıkamayan, ferçten arşa kadar mevcudatı ayna şeklinde göremeyen adama kulak ver. Herkesten kelamullah işitirsin desen manen arştan ferşe sukut eder gibi hilaf-i hakikat tasavvurat-ı batıla giriftar olur. Onun için terakki et, arş-ı azama geç, Kab-ı Kavsin'e geç, Cebrail yoktur. Direkt Allah'tan alıyorsun Kur'an'ı. Ne oldu ya şimdi? Ortalık karıştı yani. Usta söylüyor 273. Sözler mi? Yok ya Lemalar, artık bu akşam şeylik oldu yani. Her tarafı karıştırdık ortalık. Şeyde demin dayanamadım dedin ya abi. Üstad o 19. mektubu yazarken Darun Ayakası'nda şu ibare var. Sabri abi, orası aklıma. Sayfayı söyle. Sayfa 40'ta. He. Sayfa 40. Zira diyor. O yalnız şu noktayı hissettim ki o mektubu okuduktan sonra yazmış bunu. Yalnız şu noktayı hissettim ki o VKİ'de, o vakada mı? Siz cismen değilse de fakat ruhen Server-i Kainat Efendimiz Hazretleri ile beraber idiniz tasavvur ediyorum. Zira o mevakiyi mezkurenin künyesiyle, mevkiyle, ananesiyle katiyen müşahede ve ol vecihle nakil ve tahrir buyurduğunuza kani ve kailim. Ustak bunu teyit etti ki külliyata koydu. Onla diyor, o Mucizatame'de yazarken dedi, sen orada olmazsan onlar yazılmaz dedi. Üstad da Sadak de yazdı. O kadar olur da Lazca dese ayıp olur da bizim gibi adamlar şey yapar, hemen kopar. Abi biraz, bak burada ne diyor ya Celaleddin, o ne diyor, bak aferin çok güzel, aferin. Sayfa kaç dedin? 40'ta. 40'ta Barla'da. Barla 40, aferin. Ya akıllı adamlarla ders yapmak da akıllılıktır diye kendime ise çıkartayım biraz. Maşallah. Akıllı ya. Evet. Şöyle bak nereden bulmuş?
okuyacağımızı külliyatta şey. Çok ilginç bir yer ya. Bak. Başlayın ama. Çok ilginç bir yer. Üçüncüsü. Tagayür, tebedül, tecezzi, tahayyüzden mukaddes, münezzeh, muberra, muala olan Zat-ı Zülcelal. Allah'ı anlatıyor. Anladın mı? Vücubu vücuduna ve tekaddüs ve tenezzühüne muvafık düşmeyen tasavvurata sebebiyet verir. Yani o Muhyiddin Arabi'nin zahir ifade ettiğini zahir kabul edilirse böyle bir tuhaflık olur, olmaz. Ve telkinat-ı batılaya medar olur. Batıl olur. Çünkü kelam o alemleri ifade edemiyor. Adamın gördüğü, hissettiğini, müşahede ettiğini buradaki kelamla ifade etmeye kalıştı. Oysa buradaki kelamlar insanlar arasındaki anlaşmak için her bir insanca malum olan manaya bir kelime giydirilmiş. Gömlek. Gömlek deyince herkes de malum. Tamam. Burada bile şu yazda palto giysem gülmezler mi herkes bana? Millet çıplak geziyor. Ben palto giydim. Havalimanında sen şey giymiştin ya. He. Şey gibi kalpak giydim. Millet bana bakıyordu. Balmanlar. Bu manyak mıdır nedir diye. Tamam. Şimdi oysa giysi olduğu halde ama zamanı değil. Şaşırdı. Şimdi Muhyiddin Arabi halk arasında kullanılan tabirle halkın hayal edemediği, bilemediği manalar ifade edince mana ile lafız hiç alakası olmayan şey oldu. Yani öyle bir şey, mesela bunu sığıra giydirdin. Olur mu şimdi gömleği? Nasıl giydireceksin? Evet, uymadı yani. Uymadı. O zaman gülünç olur diyor. Bak. Evet. Vahdetil vücuttan bahseden nasıl olacak? Fikren seradan süreye çıkarak kainat arkasında bırakıp nazarını arş-ı alaya diken istiraki bir surette kainatı madum sayıp her şeyi doğrudan doğruya kuvveti iman ile vahid-i ehad'dan görebilir. Çıkarsan. Yoksa kainatın arkasına durup kainata bakan ve önünde esbabı gören ve ferşten nazar eden elbette esbab içinde boğulup tabiat bataklığına düşmek ihtimali var. Abi şimdi vahdetil vücuttan bahseden bunu yaparsın olur dedi. Kuvveti iman ile vahid-i ehad'dan görebilir. Risale-i Nur bunu veriyor. Hakikati vahdi vücuttan daha şey değil mi? Tabii daha veriyor. Yüksek. Elbette. Evet. Ama hayali şey değil. Umuyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam Miraca 572 vesaire. Diyor ki sözlerde Peygamberimiz Aleyhisselam cismen ve ruhen Miraca gitti beraber. Ama vücudu nurlanmış. Bu şekilde nurlanmış. Etkiyen ümmeti yani ümmeti, peygamberimizin ümmeti cismen ruhen değil de kalben ve ruhen gidiyor. O zaman lef-i mahve ispata giden, kab-ı kalpsene giden insan orada Kur'an'ı o seviyede görüyor. Artık vahyin görmüyor. Vahiy çünkü vahiyin kaynağı Cebrail'le bu tarafta. Evet. Kaynağı demeyeyim diyor, getiren. Cebrail aşkı adım. Sen kabı kalpsene geçtin. Cebrail bile bir adım atamam, helak olurum. Ama bir fena fillah eli geçiyor. O zaman Cebrail'in getirdiği makamı da geçiyorsun. O zaman direkt Rabbinden Kur'an'ı işitiyorsun. Zaten o, burada da böyle. O ruhen gitmesi bizim anladığımız ruhtan ziyade hani süzmüştük ya. Bütün her şeye içine kalkıp gitmek böyle değil yani. Yani sıyrılma. Hayat süzülecek, şuur his süzülecek, o akıl süzülecek, sonra ruh. Her şeyin olacak, bitti. Seyahat bu. Süzgeçten geçilirse ruhla evet, gitmek. O. Yoksa ben şimdi ruhla nasıl gideceğim? Öyle değil. Öyle değil. Süzüleceksin şuur ve his seviyen artık evet. Her tarafın. Parmakla göreceksin. Parmakla işiteceksin. Evet. Parmakla şuur edeceksin, parmakla konuşacaksın. Öyle su üzerinde yüzmek onlar bir şey değil. Sonra şuur ve his de süzülecek. Tamamen bütün benliğin hadisi kutside geçiyor. Akıldan daha kıymetli bir cevher atmadım. Akıl, Kur'an aklına oluyor. Sonra ruh cevherine giriyorsun. Artık
onunla oradasın. Zaten gittiği anda oradasın. Bak Geylani gitmiş oradan konuşmuş. Sen mi vermiştin? Bir maddeye baktığımız zaman bütün onun arkasındaki en ince detaylarını, zerrelerine kadar umurun batınlarını görebiliyorsun. Mesela bir zaafar onu öyle bir ruh akıl faaliyeti var ki onun en ince ayrıntısını şimdi görüyor. Görüyor. Şey, teleskopa gerek yok yani. Öyle bir derecede mevcudatta evet. Kain, zatı şu kainatı o şekilde görüyor. Umurun batınlarına geçiyor. Bak şimdi bir yer okuyayım. Bu sıra binaen Hazreti Şeyh İlam-ı Rabbani ve izni ilahiyle bu asrı görmüş. İyi dinleyin bir daha. Bu sıra binaen Hazreti Şeyh kardeş çekilir misin oradan? Git oraya koy. Bu sıra binaen Hazreti Şeyh İlam-ı Rabbani ve izni ilahiyle bu asrı görmüş. Ve hizmet-i Kur'aniye'nin etrafında bizleri müşahede edip nazar-ı şefkatiyle bakmış. O 5 satır sırf bir keramet ve intak-ı bilhak ve bir ikram ilahi ve veraset-i nebevi itibariyle veraset-i nübüvvet. Veraset-i risalet değil de nübüvvet. Zuhur ettiğinden mucizevari kudret-i beşerin fevkinde bir şekil almış, suni, irade-i şeyh ile olduğu değildir. Çünkü intaktır. Şimdi iyi dinleyin. Okumak istediğimi şu anda. Geylani için diyor. Ruh kutsisi, kutsi ne demek? Artık beşeriyet kalmamış. Bu kutsi hizmet-i maneviyemiz diyor. Yani beşerin şeyi karışmamış, kalemi karışmamış. Kutsi görünce o tabiri koyun. Ruh kutsisi, beşeriyeti yok olmuş. Ruh kutsisi hissetmiş, görmüş. İrade ve ihtiyar yetişemiyor. Akıl ise ruhun harekatını ihata edemez. Lisan ne kadar aklın dekaiki tasavvuratının tercümesinde aciz ise, ihtiyar dahi ruhun dekaiki harekatının derkine o derece acizdir. Şimdi böyle bir zat ne diyor bak. Arkaya geçiyorum. Sikiyet-i Gaybe 149. Okumak istediğim şey ne kadar burasıydı. Ama onları mukaddeme yaptım. Geylani Hazretleri demiş ki bütün evliyalar benim ayağımın altındadır. İtirazlar edilmiş bilmem ne. Usta da diyor ki öyle de Gavs-ı Geylani o harika kasidesinin tazamun ettiği ezvak-ı fevkalade. O laikasında bütün evliyalar şöyledir, böyledir, ayağımın altındadır, ben şöyle diyor. Ustad diyor ki, Hazreti Şeyh'in sırr-ı azm-ı ehl-i beytin irsiyetiyle, yani Ali Beyt'i kendi ruhunda hissedilmesiyle, gözükmesiyle, komple Ali Beyt. Ali Beyt'in şahs-ı manevisinin makamı noktasında temsil ediyor. Ali Beyt'in şahs-ı manevisinin makamı noktasında iyi dinle. Muhammed yok bak. Ve Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselamın verasetiyle Muhammed'in veraseti olmaz. Muhammed Nur-u Muhammedidir. O çekirdeğin adıdır. Ahmet peygamberlik tarafıdır. Peygamberin varisi olabilir. Onun için bilerek yazıyor usta. Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselamın verasetiyle hakikat-ı Muhammediyesinde aleyhissalatü vesselam kendini gördüğü gibi hakikati bak veraseti Ahmediye ile kazanılan hal mertebe ile hakikat-ı Muhammediye'de kendini görmüş. Yani girmiş çekirdeğe. Nur-u Muhammediye girmiş. Sıyrılmış o ve bütün kainattan sıyrılmış. Kainatın çekirdeğine gelmiş ve girmiş. Bir daha okuyayım bak. Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselamın verasetiyle. Ne yapmış bunu? Hakikat-ı Muhammediyesinde aleyhissalatü vesselam kendini gördüğü gibi. Hakikat-ı Muhammediye'de kendini gördüğü gibi. Orada hakikat-ı Muhammediye bu mevcudatı yani Nur-u Muhammediye'nin dışa çıkmış hali olan hakikat-ı Muhammediye'de kendini görüyor. Görüyor.
Görüyor. Evet. Fena-i mutlak ile, fena filla, tabi oraya geçebilmek için. Yani fena, Allah'ta fena, yok oldu. Evet. Esma'da yok oldu fena filla yani. Yani biz neyiz burada? Cilve, cemal, nakış. Asliyetine döndü. Esman mert şeyine. Fena-i mutlak ile Cenab-ı Hakk'ın, iyi dinle, Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatisine mazariyeti noktasında kasidesinde o sözleri söylemiş. Allah'ın zatına mazar olmuş bu da. Bak, fena-i mutlak ile Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatisine, tecelli esmasına değil, böyle şey bir tecelli, yani cilve cemal falan değil, tecelli zatisine mazariyeti noktasında o sözleri söylemiş. Onun gibi olmayan ve o makama yetişemeyen onu söyleyemez. Söylese mesuldur, edepsizdir. Edepsiz de ben uydurdum. Ya bunlar ne diyor? Tecelli zatisi diyor ya. Kur'an'a bak. Cebrail'den mi denler şimdi bu? Tecelli zatına mazhar oldu. Kimse kalmadı ama. Çıkart kendini aradan, zahir olsun. Peki şeytan demiş ki Hallacı Mansur'a, sen de ene ben dedin, ben de ene dedim. Niye ben lanetlendim de sen gene evli oldun, Allah seni huzuruna kadar aldı? Demiş, biliyor musun? Evet. Sen de ben dedim, ben de ben dedim. Ene, ben enel hak dedi. Ben de öyle dedim diyor. Ama diyor sen enel hak derken diyor Hallacı Mansur, kendini öne koydu. Ben diyor onu derken kendimi çıkarttım da söyledim. Ben kendimi çıkarttım söyledim. Sen kendini içine koydun söyledin. O şeyde söyledi. Aşağıda söyledi değil mi? İnsanlar manada değil mi? Enel hak derken ben kendimi kaldırdım da dedim. Kaldırdım. Evet. Kaldırdıktan sonra söyledim. Ben kalmadım. Evet. Hiç kimse yoktu. Ben diyor eneyi beni yok ettim. Dedim. Sen eneni öne koydun ben dedin. Kaçın sayfada okudun biraz önce? Bunu okudum. 149. Sikitas-ı Gaybiye. Ama tecelli zatısını efendim bak nerede anlatıyor bak. İster misiniz okum şeyi? Bunun daha atıflarını. Bu çok antika, kaynağını söylüyorum. Bazıları Risale-i Nur'da olanlar böyle itiraz ederler, nasıl olur falan. Risale-i Nur'un kaynağı var ya. Risale-i Nur'un kaynak kitabı sayfa 848'de var. Size söylüyorum, daha açılımını istiyorsanız Emir Dağ 1, 147, Emir Dağ 1, 123, Sikki Tasdik-i Gaybiye, 227, Hutbe-i Şamiye, 136, Sikki Tasdik-i Gaybiye, 207. Biraz çekti mi onları? Yok. Çekiyor mu? Hı-hı. Tamam. Yazmayı geçtirdin mi? Ondan bir şeylerin olmadı. Anladım. Şeyleri. Tamam. Ya yazarsın. Bu bilmiyorum. Bu da yapıyor çekince. O gazetecidir. O gazeteci. O gazeteci de korkacaksın. Gazeteci her şeyi kaydeder yani. O servisçi yapar. Sana bunu bir daha söyle abi de. Şu şeyleri. Bir daha mı söyleyeyim? Bir zahmet abi. Bir daha söyleyeyim. Tecelli zatisine mazar. Eğer Risale-i Nur değilse, talebesi değilse itirazı. Bu nasıl olur ya Geylani için? Risale-i Nur'un kutsi kaynak. Bağdıllı abinin. O hazırladı, Allah'ından razı olsun. Bütün ömrünü, servetini köyünü sattı, köy ağasıydı. Kaynak kitaplar alarak o kaynak kitaplardan o kitabı getirdi. O kitap her şeyini satmış, ağaymış Badıl'ı diye. Ben biliyorum, kendisiyle görüştüğüm için. Ta Lübnan'dan, Ürdün'den her taraftan kitapları topladı, kaynak kitapları. Ömür verdi ve servetini döktü, o bir cildi meydana getirdi orada. Bu şeriattaki kaynağı 848. sayfada
Risale-i Nur'un Kutsi Kaynakları adlı kitapta orada anlatıyor. Emirdağ 147, Emirdağ 1, 123. Sikke-i Tas'taki Gaybiye 207, 227. Hutbe-i Şamiye 136. Tamam. Elhamdülillah. Evet, bugün de inşallah bu kadar. Yine bir yere hareket etmesek tabii. Tekrar El-Fatiha. Böyle bir mevkiye gelmişse Üstad Hazretleri... Şimdi Üstad Hazretleri ile Geylani arasındaki fark nedir diye soruyorsun değil mi? Geylani böyle olursa Üstad ne olur diye soruyorsun değil mi? Yani bir yerde talebesiyim ben onun diyor. Ondan sonra şeyde varlığı layıkasında Geylani'yi ders arkadaşı olarak tarif ediyor. Evet. Şimdi ilim çok çıraklar var ki ustalarını geçmiştir. Çok ustalar var. Kahane tekerleri yaparken onların çırağının da araba lastikleri yapıyor şimdi. Anladınız mı? Çok öğretmenler var. Elif, B, T'si öğretiyor ama onların öyle talebesi var ki şu anda bilim adamı. Yani ilkokulda hocamdır diye onun ilmine mahkum muyum? O kadar mı olacak? Anladık mı bunu? Bu bir. Arkadaşlar, 300 tane evliya olursa 7 tane sırayla gidin. Şeyde 7 tane evliyaların başına şey denilir. Abdal. 40 tane olursa kutup. Yani evliya abdal, biraz abdal daha üstündür yani. Bazı kitapta 3 tane diyor, bazısında 7 tane geçiyor. Abdallar. Bir de kırklar var. Suriye, Şam'da gittim, ziyaret ettim ben. Bizatihi gittim. Bedensel gittim. Kırklar var. Kırkları idare eden kutuptur. Muşahhas şeydir. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri Kutbul Azam değildir. 40 tane evliyanın başıdır. Buna ne denilir 40 tane evliyanın başına? Kutup. Bir rivayete göre 3, bir rivayete göre 7 kutbun da başına Kutbul Azam gelir. Kutbul Azam. Kutbul Azam bir veya iki olur. Onun daha üstüne Asfiya gelir. Asrın imamları gelir. Mesela Mevlana, İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali, Bediüzzaman, Mevlana Halid-i Bağdadi gibi zatlar Geylani Hazretlerinden üstündür. Çünkü Geylani Kutbul Azam'dır. Fakat bu ustadlar, İmam-ı Rabbani, Gazaliler, Mevlana Halid-i Bağdadiler, bunlar asrın imamıdır, asfiyadır, onlardan da üstündür. Peki niçin Geylani asfiya olmadı? Bakın arkadaşlar, Maraşan kime denilir? 3 tane meydan savaşı kazanana Maraşal denilir. Peki Maraşal kimdi? Genelkurmay başkanı. Genelkurmaylık makamını yaparken savaş çıkarsa... 3 tane meydan savaşı çıkar da üçüne de muvaffak olursa Maraşal olur. Onun için Maraşallık için bir makam yoktur. Ancak bir fırsatın kullanılımı vardır. Savaş olması lazım. Onun için Geylani Kutbul Azam'dı, Asfiya modeliydi, Asfiyalıktı. Fakat zamanında Deccal çıkmadığı için Deccal'la mücadele olmadığından Kutbul Azam'da kaldı. Asfiya olamadı. Yoksa donanım asfiyalık makamı. Yani onun asfiya olmamasının makamı düşük olduğundan değil, zamanında Deccal'ın çıkmamasıdır. Tamam mı? Bu çok önemli bir nüans, bir fark. Bu İmam-ı Rabbaniler, Gazaliler karşısında
Deccallar çıktığı için bu makama da mazar oldular. Karşısına Allah bunu çekti. Küffarın üzerine çektiği kılınçtır Cenab-ı Hakk'ın. Asrın imamları. Asrın imamları en üstü var mı gene? Var. Çok güzel soru sordu. Peygamberler ne kadardır? 124 bin. Bunların işlerin en hasları kimdir? Kur'an'da kaç tane geçiyor? 28 tane geçiyor. 28 tane Kur'an harfine mukabil. Her bir peygamber bir harf makamındadır. Her bir harf bir alemin ifadesidir. 28 bin aleme mazardır Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. 18 bin alemi ifade edip 19 bin alemi besmele ile söylemiştir. İyi dinle bak. 28 bin aleme mazardır. 18 bin alemi izhar etmiştir. Kur'an kadar bende Kur'an var diyor. Size anlatmadım işte. Dolayısıyla 124 bin peygamberler içinde en böyle peygamberi ekber, işte bu 28 tane peygamberdir. 28 tane peygamber içinde en daha hası kaç tane? 4. Kim? İsa Aleyhisselam, Peygamber Aleyhisselam, Musa, hayır. 4 kitabın sahibi. Davut. Kim? Davut. Yani 4 kitabın sahibi peygamberler hepsinden üstün. Bak 124 bin. Hulasa ettik 28. Hulasa ettik 4. Daha hulasa Peygamberimiz Aleyhisselam. Aynı kanun Asfiyalık'ta da cari. Son peygamber hatem olduğundan hepsini alıyor içine. Son asfiya da öncekiler hepsini içine alır. Ve en tehlikeli, en zor asırda vazife yapan en üstündür. Şu klimayı bir söndürsek. Çünkü niye? Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar, iyi dinleyin. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar ahir zaman fitnesi gibi gelmiş midir? Gelmedi. Gelecek mi? Hayır. O zaman Adem Aleyhisselam'ın duasıdır. Akşam ve sabah ecine yapıyoruz ya. Allah'ım ecine minen nar. Allah'ım ecine min külli nar. Allah'ım ecine min fitneti diniyeti ve dünyeviye. Dediğimiz ustadın değil o. Okudum ben. Peygamberlerin duasını ustad hulasalandırmış. Allah'ım ecine min fitneti ahir zaman şeyindir. Adem Aleyhisselam'dır. Allah'ım ecine min Mesih-i Deccal ve Süfyan Nuh Aleyhisselam'ındır. İkinci babanın. Peki o zamanlar o duayı niye yapmışlar? Bu zamanda yaşamıyor. Yaşamayan çok güzel. Çünkü evlatları için. Baba niçin didinliyor? O binaya giremeyeceği, o paralar, o malı mülkü yemeyeceği halde niye sana servet yapıyor? Evladı için, bizim için. Peygamberler zahmet çekiyor, bizim için. Ustad ne güzel diyor. Peygamberler dünyanın zemininin dağın tepelerine benzer. Fırtına, kar, tipi, soğuk burada olur, kar burada yağdırılır ama ovaya su gelir. Fırtınaya mazhar tepelerdir. İnsanların tepeleri de, tepeli olanları da en çok fırtınaya mazhar olanlardır. Ama bize inene kadar rahmet oluyor. Onlara zahmet oluyor.